Günaydın. Bugün dönüş yoluna geçiyoruz. Uçağımız var birkaç saat sonra ama biz yine de bunu fırsat bilip ne kadar yer keşfedebilirsek o kadar keşfederiz deyip yine gezeceğiz. Lisbon gezimiz devam ediyor. Portekiz'de Lisbon sokaklarını gezerken mutlaka fark edeceğiniz bir detay var. O da pek çok evin dışı, özellikle tarihi evlerin dışı tamamen çinilerle kaplı ama rengarenk. Bunun nedeni ne derseniz Kuzeybatı Afrika'dan gelen Mağribiler zamanında bu Arap etkisiyle farklı geometrik şekillerle birlikte bu tarz çinileri getirmişler buraya. Ama hani onlar buradan ayrıldıktan sonra bunlar kullanılmaya devam etmiş bu çiniler. Neden diye sorarsanız da tabii ki böyle suya yakın olan yerlerde, bu tarz şehirlerde nem fazla olduğu için binaları da korumak için görmüşler ki bunlar çok fayda sağlıyor. O yüzden kullanmaya devam etmişler ve bu da bir şehrin bir nevi kültürü olmuş, sembolü olmuş ve evleri de böyle müthiş bir şekilde makyajlamış, süslemiş. Gezmesi de bizim için çok keyifli hale gelmiş. Çiniler Lisbon'u ne kadar güzelleştirmiş derseniz işte görüyorsunuz burada çinisiz bir apartman. Ne kadar aslında özelliksiz görünüyor ama çini muhteşem bir canlılık katmış. Vallahi erguvanlar açmış. Müthiş. Şu anda Bairro Alto'dayız. Karma Manastırı'ndayız. Gerçekten bizi tüylerimizi diken diken eden bir yerdeyiz. Neden? Burası müthiş bir heybetiyle gotik tarzda yapılmış bir manastır ama farklı bir özelliği var. 1755'te Portekiz'de çok büyük bir deprem oluyor. Neredeyse bütün Lisbon yıkılıyor, yeniden yapılıyor ve bu büyük etkileyici manastırda aslında bu depremin yıkıcılığını çok net gösteriyor. Neden? Hakikaten üstü, koca kilisenin üstü yıkılmış. Burada sütunlar kalmış, tarihi eserler kalmış ama burası aynı zamanda bir müze. Ne tarz eserler vardı? Arkeoloji müzesi. Evet. Arkeoloji müzesi aynı zamanda. Şimdi müze kısmını gezeceğiz. Burası da çatısı tamamen çökmüş bir şekilde açık hava müzesi gibi geziyoruz ama şimdi kapalı yerini de göreceğiz. Burada ilk defa biz, burada sahipsiz sokak hayvanları çok yok ama burası, yani bu kedicik buranın sahiplenilmiş kedisiymiş. Şimdi burada tabii sahipsiz sokak hayvanları olmadığı için büyük ilgi görüyor. Bir tane kedi gördük biz de 3 günün sonunda. Herkes böyle bir kediye itimam, işte bir ilgi alaka falan herkes çevresinde. Kedi de bunu aldı, inanır mısınız? Kaçıyor yan yan. Karma Manastırı'nın içi arkeoloji müzesi gibi demiştik. Biz şu anda ilk bir odadayız, sergi salonundayız ama burası bile bize çok etkileyici geldi. Çünkü burada bir takım lahitler var. Hem mermerden hem de taştan. Adeta bir ressamın elinden çıkmış gibi çok ince ince detaylı işlemeler var. Hakikaten etkilenmemek mümkün değil. Hatta içerisi çok daha etkileyiciymiş. Buraya geldiğinizde mutlaka müze kısmını da gezmeyi unutmayın. Şu anda San Roque Kilisesi'nin önündeyiz. İçerisinin muazzam olduğu bir sürü şapelin olduğunu duyduk. Dışarıdan çok sade, bakalım bizi şaşırtacak mı? Avrupa'nın en zengin, en gösterişli şapelinin olduğu kilisedeyiz. Bu da işte o bahsettiğimiz en gösterişli şapel. Zaten neden olduğunu anlıyorsunuz, söylememe hiç gerek yok. Kilisenin içinde farklı farklı şapeller var. Bu gördüğünüz böyle bölümler, nişlerin hepsi aslında bir şapel. Örneğin benim arkamda Saint Antoine'ın şapeli var. Hemen yanında Meryem Ana'nın şapeli var. Sonra işte Saint Paul, Aziz Paul'ün şapeli var. Böyle dizi dizi sıra sıra çok gösterişli şapeller var. Şimdi burası aslında bir kiliseden çok öte. İçine girdiğinizde adeta bir müze geziyorsunuz. Bir sanat eseri, yani bir sergi geziyorsunuz. En basitinden şöyle söyleyeyim. Yukarı baktığınızda tavan yekpare resim diyebilirim. Ahşapların üzerine boyamışlar ve bütün tavan olduğu gibi resmedilmiş. Igreja de São Roque Kilisesi gerçekten
bizim Vatikan'dan sonra gördüğümüz en muazzam, en gösterişli, en etkileyici kiliselerden bir tanesi. Hakikaten sanat eseri dolu. Buradaki sokaklarında dolaşmanın en güzel tarafı da her köşe başında başka bir sürpriz sizi karşılayabiliyor. Örneğin biz burayı şu anda keşfettik. Böyle bir meydan, dizi dizi böyle içecek, yiyecek, restoranlar, küçük küçük dükkanlar koymuşlar. Hemen arkamızda güzel bir anıt ama bu cephe daha da gösterişli. Şöyle bir görün istiyorum. Hem tarihi binalar, hem arkamızda Lizbon'u güzelleştiren eşsiz sarı tramvayı ve güneşli bir hava. Şu anda Lizbon'un en eski ve en ünlü kafesindeyiz. Brasileira kafedeyiz. Burası vakti zamanında Brezilya kahvesi getirdiği için bu arada almış. Hiçbir yerde yokken burada getirmişler. Zamanında da işte bütün sanatçıların, ünlülerin uğrak yeri haline gelmiş. Zaten çok eski bir tarihi var gördüğünüz gibi. 19. yüzyılda açılmış burası. Kendi tatlılarımızı söyledik. Yemek tercih etmedik. Hızlıca bir kahvemizi, tatlımızı yiyelim, gidelim içelim diye. Şimdi ben buradaki çalışan hanımefendiye sordum. Dedim ki sizi bu kadar ünlü yapan nedir? O da dedi ki biz burada Lizbon'da açılmış ilk kahveciyiz dedi. Ve hala daha gördüğünüz gibi aynı yerdeler ama çok da bakımlı bir yer bu arada. Ne söyledik? Ben bir ekler söyledim. Tabii ki pastel, denata, her gittiğimiz yerde denemek istiyoruz. Bu arada bunu başarılı buldum gerçekten. Tazecim, çıtır çıtır getirmişler. Kedi gibi bakıyor, yiyecek değil mi? Al canım. Anlattım. Evet. Bir de kahvemiz konusunda dediler ki çok iddialıyız. Hatta nereden geliyorsunuz dediler. Dedi ki Türkiye, İstanbul. Mutlaka buradan kahve alıp başka hiçbir yerde bulamazsınız dediler. Kahvenin tadına bakacağım. Aynı zamanda kafanız kadar bir kruvasan var. Artık son kahve keyfimizi yapıyoruz. Sonra dönüş yoluna geçiyoruz. Hello. Bu arada Lizbon'a 2 sene önce de gelmiştik. Hadi gelin o zamanları da bir hatırlayalım. Pandemi zamanında Almanya'dan arabayla tam 2200 kilometre yol yaparak müthiş bir arabayla 2 günde gelmiştik. Merhaba, dün sabaha karşı 6'da buradaydık. Burası size bahsettiğim çok merkezi otelimiz, Turin Hotels. Bizim böyle tam buraya bakan bir odamız yoktu. Hani son dakikada belli oldu planlarımız. Arka tarafa bakıyor ama zaten sabah 6'da gelince hiç böyle manzara falan gözümüz görmüyor. Şimdi biraz sizin de bugün bize biraz tanıtacağız. Lizbon'da Avrupa'da görmeye alıştığımız büyük meydanlardan bir tanesindeyiz. Burada kocaman arkamda gördüğünüz anıt bir özgürlük anıtı. Portekiz yaklaşık 60 yıl kadar İspanya'nın yönetiminde kalmış ve 1640 yılında özgürlüğünü kazanmış. Bu anıt da onun şerefine yapılmış ve görmüş olduğunuz gibi gene tabii muazzam bir detay ve işçilik söz konusu. Ve hani özgürlüğü de simgeleyen kanatlar var ve pek çok özgürlük anıtında olduğu gibi yine heybet söz konusu ve yukarı doğru büyük bir uzunluk var. Şu anda Lizbon'da Time Out Market'tayız. Burada büyük bir pasajın içinde olduğunuzu düşünün ve pek çok yan yana küçük restoran gibi yemek dükkanları var. Hastane var, balıklar var, deniz ürünleri var, şarküteri satan var. Sonra bir sürü hani alkol satan, şarap satan yerler var. Lizbon'a gelmişken bu tartıyı denemeden olmaz. Minik tart ama çok meşhur. Özellikle bol tarçınla yeniyor. Şimdi tadına bakıyorum ben de sizinle. Nasıl anlatayım? Çıtır çıtır milka yağmuruyla baklava yufkasını düşünün. Onun gibi içinizi ağzınızı böyle kıyır kıyır yapıyor ama sonra yumuşacık krema geliyor. Müthiş gerçekten. Biz özellikle Lizbon'a deniz ürünleri çok meşhur olduğu için ve sushi çok sevdiğimiz için onu birleştirdik. Gidip alıyorsunuz ve sonra size böyle bir çağrı cihazı veriyorlar ve hazır olduğunda siparişiniz buradan bu ötüyor, titreşiyor ve gidip alıyorsunuz. Ya her şeyi bir tek bir yerde buluyor olmak tabii ki her zaman büyük avantaj. Şimdi Lizbon'da asansöre bineceğiz. Buranın meşhur bir asansörü var. Dışında çok estetik metal bir yapı. Gidiyoruz. Burada aslında çok güzel bir şehir manzarası var. Karşıda tarihi bir kuleyi görüyorsunuz. Kocaman nehir hemen sağımızda.
takılıyor. Bu asansörün başka bir özelliği de Eyfel Kulesi'ni yapan mimarın bir nevi çırağı, yardımcısı yapmış, tasarlamış bu asansörü. O yüzden de yine böyle aynı ince metal, demir işçilikler var gördüğünüz gibi. Portekiz'de tarihi evde değişiklik yapamıyorsunuz dış cephesinde. Şurada görmüş olduğunuz koca bina da öyle bir bina. Hatta öyle şehir arşivi kayıtları varmış ki değişiklik yapmak istediğinizde gidiyorsunuz. Yapısı, hepsiyle ilgili bilgi çıkarıyorlar. Siz o doğrultuda ancak üstüne hani bir boyama, yenileme yapabiliyorsunuz. Bu tarz güzel şehirleri korumanın başka da bir yolu yok bizce de. Lizbon'a 1 saat feribotla uzaklıkta olan Almada diye bir yere gidiyoruz. Özellikle tek bir restoran için gidiyoruz. Ponto final, ponto nokta demek aslında son nokta diye düşünebilirsiniz. Almada'nın en son ucu, denize sıfır bir restoran. Salaşlığı da belki cezbediyor insanlar ama ciddi de bir pazarlama olduğunu düşünüyorum. Hatta Casa de Papel'de de yine böyle bir sahnede mekan olarak kullanılmış. Hep birlikte görelim bakalım ne kadar lezzetli. Şimdi feribottan indik. 1 kilometre kadar yaklaşık yürüyeceğiz gideceğimiz restorana kadar. Uzun ince bir yol. Çok altın ve böyle terk edilmiş binalar gibi. O yüzden ben aslında hep, normalde de şehirlerde grafitiyi çok seven bir insanım. Burada da aslında çok yakışmış. Burada böyle bomboş, çünkü grafiti olmasaydı boş sokaklarda, boş duvarlara bakarak yürüyecektiniz. Ve şurada gördüğünüz şu büyük köprü 25 Nisan Köprüsü. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne çok benziyor. Acaba biraz kolay mı kaçmışlar? Çünkü aynı projeyi sanki iki ülkeye vermişler de. Şimdi köşeyi dönünce muhtemelen bizi bir sürpriz bekliyor. İşte burası tam uç nokta, Ponto Final. Gerçekten sadece bir pazarlama harikası mı? Deneyimleyip göreceğiz. Burada biz rezervasyonla geldik. Bekleyebilecek miyiz, beklemeyecek miyiz? Sıra var mı, yok mu bizim için bilmiyoruz. En öndeki masalarda oturmak istiyorsanız, en uç masada yaklaşık böyle 1-2 saat bekleme sürelerinden bahsediliyor. Ama bizce, şimdi nehir aynı nehir. 25 Nisan Köprüsü aynı köprü. Alternatif sıra beklemek istemeyenler için. Görüyorsunuz mis gibi plajın orasında bir alternatif restoran daha var. Dolayısıyla mantıklı karar verin. Çok pazarlanan masada şu. Parmakla nasıl göstereyim? Şu masa. A few moments later. Meşhur Portekiz'in sardalyalarından yiyeceğiz. Gerçekten harika bu arada. 28 numaralı tramvaya bindik. Şu arkamda görmüş olduğunuz sarı tramvay. Yukarıda Soğa Jorge'ye gidecektik. Jorge Kalesi'ne gidecektik. Yürüyeceğiz diye indiğimiz yerde muhteşem bir manzara var. Burası Portas do Sol. Portas do Sol restoranının çok güzel bir seyir terası var. Burada bir de bilmeniz gereken şey, burası çok rüzgarlı. Akşam olduğu zaman saat böyle 6-7'den sonra, güneş gittikten sonra çok soğuk ve rüzgarlı oluyor. Dün mesela biz bizzat H&M'e gittik, bana bir tane sweatshirt aldım, öyle söyleyeyim. Çok soğuk, tedarikli gelin. Buranın manzarası muhteşem. Jorge Kalesi'ne geldik. Son dakikada geldik. Saat böyle şu anda 7.30, 9'da kapanıyormuş burası. Bandım kapanacak mı diye geldik ama müthiş bir gün batımı manzarasıyla karşılaştık. Müthiş. Nefes kesici. Pahuriye ve karides söyledik. Pahuriye aslında çok kırılmış gibi gelse de yeni tanıştığımız yanımızdaki masadaki arkadaşlar dediler ki thank you. Bunu önce kırmanız lazım ama her tarafınız batabilir. O yüzden önce poşete koyuyoruz. Ondan sonra buna parça koyacağız. Ondan sonra kıracağız. Bakacağız. Okay. Put it here. Yes. You can cover. Okay. Ready? You can crash. Got it. It's all there. That's it. Wonderful. Thank you. You got it. Enjoy. Thank you so much. Thank you. Yeah. Teşekkürler. Daracık sokaklarından geçtik Lizbon'un. Pado dinlemeye gideceğiz. Navigasyonla geldik çünkü hiç bilmediğimiz minicik sokaklardan geçtik. İşte birden karşımıza mekan çıktı. Hep birlikte gidiyoruz. Burası Portekizli arkadaşlarımız önerdi. Yemeğimizi yiyeceğiz.
menü oluyorsunuz burada ve seçenek sunuyorlar. Aperatiflerden bir tane seçiyorsunuz. Salata mı, atıştırmalık mı, çorba mı? Sonra ana yemeklerden bir tane seçiyorsunuz. Ve en son tatlılardan da bir tane seçiyorsunuz. Sadece cash nakit geçiyor. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ama diyorlar ki hemen dışarıda ATM var. Oradan çekebilirsiniz. Aynı zamanda tat ulaştırıyor. Kimse kıpırdamıyor. Garsonlar kıpırdamıyor. Ve bütün ışıklar sönüyormuş da. Tren istasyonuna geldik. Yani muazzam bir binası var gerçekten. Çok tarihi bir bina. İçeri gireceğiz, kendi trenimizi bulacağız ve Sintra. Şimdi biletimizi aldık. Çift yönlü bilet veriyorlar. Kişi başı 5 euro Sintra'ya gidip gelmek. Sintra'ya geldik, trenden indik. Yani yaklaşık bir dakika yürüdük ve gerçekten muazzam bir meydana geldik diyeyim. Arkamızda belediye binasını görüyorsunuz. Etraf çok temiz, ilk izlenimlerimiz çok cici. İnanılmaz yeşillik ve böyle çiçeklere, bitkiye, dışarıdaki böyle görselliğe çok önem veriyorlar. Ama ilk izlenimimiz bakacağız. Şimdi tuktuka bindik. Büyük bir saray var yine orada görebileceğimiz. Çok da tatlı bir şoförümüz var. Kadın şoförümüz. Onunla birlikte gideceğiz. Burası resepsiyonları verildiği aslında büyük salon, kabul salonu gibi düşünebilirsiniz. Bu büyük salonda tabii kendi içinde çok bir tutarlılık var farkındaysanız. Bordo böyle deri koltuklar ağırlık vermiş ama bir taraftan da yüksek tavan ve açık renkli duvarlar, açık pembe, açık somon ve beyaz karışımı. Bu bütün mobilyanın ağırlığını, karamsarlığını almış bir yerde. Kocaman burada lambalar var, vizeleri görüyorsunuz. Bir tane vize zaten muazzam. Gerçekten altın varaklı. Bütün ihtişamıyla, ağırlığıyla ben buradayım diyor. Ve kralın da büyüklüğünü gösteriyor. Ama özellikle şuradaki camdaki traylara baktığınızda yine bambaşka bir etkileyici işçilik var. Az önce Pena Sarayı'nı gezdik. Pena Sarayı'nı gezdikten sonra bir tane tuktukla birlikte aşağı iniyorduk. Tuktuk şoförüyle muhabbet ederken çok tatlı bir kadın çıktı orada ve dedi ki ben işte neredensin, nerede yaşıyorsun falan diye konuşurken Kaşkaş'a çok yakın oturuyorum dedi. Ha dedik biz orayı duymuştuk hani planlarımız arasında var belki de gideriz dedik ama biz İzmir'e geri döneceğiz şimdi dedik. Sonraki kadın kenara çekti. Are you crazy dedi, deli misiniz? Burası 15 dakika uzaklıkta Kaşkaş'a dedi. İzmir'e gidelim geri dönülür mü falan. Tamam ama planlarımızı değiştirdi. Ben de sizleri otobüs durağına bırakıyorum. Çok da sık otobüs var. Buradan atlar gidersiniz otobüs içinden de bilet alırsınız dedi. Dönüşte de oradan da Lisbon'a gidersiniz. Gene var otobüs dedi. Bizim planlarımız tamamen değişti. Lisbon'a gidecektik. Şimdi 5-6 dakika sonra gelecek olan Kaşkaş otobüsünü bekliyoruz. Bugün orayı da göreceğiz. Sonra dönüş. 2 hours later. Kaşkaş'a geldik. Yalnız yarım saatten fazla otobüs bekledik. Sonra da otobüste buraya gelişimiz biraz uzun sürdü. Dolayısıyla hava karardı. Daha da akşam olmadan hemen gidip önce bir sahili bir güzel büyük bir plajı varmış. Orayı çekeceğiz. Sonra bulabildiğimiz güzel yerleri size göstermeye devam edeceğiz. Şimdi burası aslında bir sayfiye yeri gibi düşünün. Şöyle güzel bir plajı var. Hatta şu anda plaj voleybolu bile oynuyorlar. Gerçekten çok böyle turistik, tatlı, böyle yaz tatillerini geçirmek isteyebileceğiniz bir yer. Nitekim Portekiz Kralı da yaz tatillerini burada geçiriyormuş. Hatta İngiltere Kralı ve hatta İspanya Kralı da yine gelip tatillerini burada geçiriyorlarmış. Bir küçük bilgi daha burası ile ilgili. Bu James Bond filmlerindeki Casino Royale filmini hatırlarsanız o filmde buradaki yine bir kasinodan esinlenilerek yapılmış.
Evet, Lizbon seyahatimizin sonuna geldik. Bu zamana kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza üye olmayı ve bize güzel mesajlarınızı göndermeyi unutmayın. Yine bambaşka seyahatlerde bambaşka yerleri sizinle keşfedeceğiz. Hoşçakalın. Ne yapacağız? Keşfedebileceğimiz yine birkaç yer var mı diye onlara bakacağız. Brasileira. Brasileira. Nasıl okunuyor? İyi ki spor ayakkabımı giymişim. Çünkü Lizbon çok da yokuşları olan bir yer aynı zamanda. Ama tabii çok keyifli çünkü her tarafa baka baka gidiyorsunuz. İşte görüyorsunuz mesela o kadar güzel renkli renkli çiçekler süslemişler balkonlarını. Çok hoş olmuş. Balkona kalıyor. Bugün Lizbon'da başka bir gün daha ve farklı bir yere götüreceğiz sizi. Merhabalar, bugün sizi bambaşka bir yere götüreceğiz. Lizbon'a yaklaşık bir iki kaç saat ya? Ne kadar feribotla? Bir saat. Bir saat. Toplam bir saat. Feribot, otobüs, her şey dahil bir saat. Ya hadi kes ama böyle olmaz.